Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son hamlelerle hem NATO'ya boyun eğdiriyor hem de istediğini elde ediyor. Türkiye'nin bu güç yükselişi, Batı'nın fena halde zoruna giderken, Erdoğan da hız kesmeden Türkiye'nin dış politikadaki gücünü artırıyor. Günümüzde büyük olarak nitelendirilen bazı devletler, sınırın bir karış ötesine bile asker gönderemezken, Erdoğan Libya'ya, Suriye'ye, Irak'a, Somali'ye asker gönderebiliyor. Bu da Erdoğan'ın gündelik değil, uzun vadeli bir plan kurduğunu gösteriyor. Erdoğan'ın Türkiye'yi süper güç yapma planı, bazılarına komik gelse de, yaptığı hamleler bu planın gerçek olduğunu gösteriyor. Erdoğan, Amerika'ya, Rusya'ya, Avrupa'ya ve İsrail'e kafa tutabiliyor. Ne diyor? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum. NATO'da da söylüyor. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Geçmişteki liderlerin aksine Erdoğan, Türkiye'nin dünyada söz hakkı olmasına büyük bir ivme kazandırdı. Erdoğan, çok büyük bir akıl sıçramasıydı. Çok güçlü bir yapı inşa ediyor. Batı'dan gelen bütün saldırılar bu yapıyı daha da güçlendirecek. Batı'dan gelen bütün saldırılar coğrafyada Türkiye'nin elini güçlendirecek. Türkiye içinde de bir saldırı cephesi kuruldu. Onlar da alabildiğine Erdoğan'a saldırıyor. Türkiye'yi dizginlemeye, durdurmaya çalışıyor. Utangaç cümleler dışında Batı'ya kayda değer tek cümle söyledikleri yok. Erdoğan varsa Türkiye yükselir. Türkiye varsa Müslüman dünya yükselir. Bu yüzden Erdoğan'la savaş, Türkiye'yle savaş, Müslüman dünyayla savaş tek bir projedir. Erdoğan büyük bir uyanışı başlattı. Batı'nın öfkesi bundan. Erdoğan'a, Türkiye'ye, İslam'a, Müslümanlara öfkesi bundan. Bu öfke aslında içten içe bir korkudur. Erdoğan, onların bütün saldırılarına rağmen, şaşkın bakışları arasında şok edici bir güç inşa etti. Etrafında kurulan bütün cepheleri yıktı. Daha derinlerde kendi cephelerini, onların bölgesel ittifaklarına karşı kendi ittifak halkasını oluşturdu. Erdoğan durdurulmazsa, coğrafya denetlenemezdi. Türkiye yükselirse, onlar kaybedecekti. Türkiye yürürse onlar geri adım atacaktı. Türkiye var olursa, güçlenirse onlar coğrafyada zayıflayacaktı. Erdoğan'dan korkmalarının sebebi de buydu. Erdoğan, Batı'nın ruhunu, aklını, bilinçaltını, hesaplarını, hedeflerini, hafızasını, zaaflarını, kötülüklerini en iyi okuyacak liderdi. Çünkü Erdoğan, Batı'yla hesaplaşmanın bütün tecrübelerine, birikimine, hafızasına sahip tek liderdi. Çünkü Erdoğan, bütün büyük çöküşlerden sonra coğrafyayı ayağa kaldıran tek liderdi. Çünkü Erdoğan, son kaleydi. Yıkılmamalıydı, yıkılmayacaktı. İzmir. Onu ayakta tutacak bütün birikimlere sahipti. Sadece bunu harekete geçirmesi gerekiyordu. Ve harekete geçeceği o gün çoktan geldi. Türkiye'yi ve Türk milletini yeni dönemde çok önemli bir sınav bekliyor. Türkiye artık tamamen Atlantik bloğundan çıkıp Avrasya'da tarihi bir mevzilenme içine girecek. Tabii bu mevzilenmenin mutlaka belli ölçülerde büyük sıkıntısı da olacaktır. Lakin
bütün bu sıkıntılar. Eğer Avrasya ve Asya konusunda radikal adımlar atılırsa çözülebilir. Bunun için de istikrarlı ve Avrasya yönlü dış politika hamleleri çok önemlidir. Son dönemde Avrasya stratejisini akıllıca devam ettiren Türkiye'nin yeni dönemde büyük bir misyon yükleneceği muhakkaktır. Bunun için de Avrasya Birliği hususunun hayalden ibaret olmadığını sahada yaşanan pek çok olayda görebiliyoruz. Türkiye, yeniden Asya ve Avrasya stratejisini jeopolitik bir ödüle çevirebilir. Unutmamak lazımdır ki Avrasya, tarih boyunca toplumların hakimiyet mücadelesine şahit olan ve dönemin güçlü devletleri tarafından öncelikle ele geçirilmeye çalışılan bir coğrafyadır. Avrasya'nın merkezi de Türkiye'dir. Türkiye, hiç şüphesiz Avrasya bloğuna yabancı bir devlet değil. Aksine, köklerine, tarihine daha uygun bir birlik olarak Avrasya bloğunda daha etkili ve yetkili olabilir. Bu bağlamda başta Orta Doğu olmak üzere, Kafkasya ve Orta Asya'da tarihi sorumluluk bağlamında büyük işler yapabilir. Avrasya bloğundaki ülkeler için de Türkiye kabul edilebilecek ve benimsenebilecek bir ülke konumundadır. Türkiye, gelecek politik, askeri ve ekonomi alanında Avrasya bloğunda daha büyük işler yapabilir. Amerika'nın en önemli beyin takımındaki isimlerinden olan ve 2017 yılı içinde ölen Zbigniew Brzezinski'nin Avrasya ile ilgili şu analizi, her daim Avrasya'nın önemini ortaya koymaktadır. 1940'lı yıllarda Adolf Hitler ve Joseph Stalin'in de üstünde çalışmaya vardıkları gibi, Avrasya dünyanın merkezidir ve onu kontrol eden, dünyayı da kontrol eder. Bu anlamda Avrasya, dünya hakimiyetinin belirlendiği bir anahtar konuma sahiptir denilebilir. Bu yüzden bölgesel ve küresel devletlerin Avrasya ile ilgili uzun dönemli planları vardır. Avrasya, geleceğin dünyasının şekilleneceği bir arenadır. Avrasya, yerkürenin en büyük kıtasıdır ve jeopolitik olarak eksendir. Avrasya'ya hükmeden bir güç, dünyanın en ileri ve ekonomik olarak en verimli üç bölgesinden ikisini kontrol edecektir. Avrasya, geleceğin dünyasında güçler dengesinin en başında bulunacaktır. Bu bağlamda Türkiye'nin de 2023 vizyonu Avrasya Birliği projesi ile doğrudan alakalıdır. Türkiye artık güçler dengesinde büyük bir güç merkezi olmaya hazırdır. Bu bölgenin en güvenli enerji koridoru ve merkezi de Türkiye olacaktır. Global monarşi bunun farkında. Dünyada hem ekonomik hem de siyasi olarak Avrasya'nın artan önemi ortadadır. Özellikle Asya Çağı olarak adlandırılan bir dönemin içine giriyor dünya. Dünyadaki büyük para baronları ve global monarşinin üstadları da Avrasya'ya doğru yatırımlarını ve dikkatlerini çevirmiş durumdadır. Yeni kurulacak olan düzende de Türkiye'nin konumu ve yeri çok önemlidir. Türkiye'nin bir ayağı Asya'da, bir ayağı ise Avrupa'dadır. Bu konumun jeopolitik düzlemdeki yerini Türkiye çok iyi kullanmalıdır. Burada da İstanbul'a ben gelecekte çok farklı bakıyorum. Geçmişte Fatih Sultan Mehmet Han 1953'te İstanbul'u fethederek Osmanlı Devleti'ni yükselme dönemine geçirmiştir. İstanbul, İpek yolunun da kavşak noktasındaki önemli bir ticaret merkeziydi. Türkiye Cumhuriyeti için yarın da İstanbul, dünyada büyük bir küresel güç denklemi içinde kurulacak olan Avrasya Birliği'nin de merkezi olacaktır. Her uluslararası kuruluşun merkezi vardır. Avrasya Birliği'nin de merkezi İstanbul olacaktır. Dolayısıyla İstanbul'un da kendi içindeki konumu ve önemi çok büyüktür. 2200 yıllık Türk devlet aklının gelecek yüzyıldaki en büyük hamlesi de şüphesiz Avrasya hamlesi olacaktır.
bu hususu uzun zamandır yazan, konferanslarda anlatan biri olarak bu gücün farkına varmayanlar da yakında varacak diyorum. Ama geç kalınmadan varılırsa bir kıymeti olacaktır.